Aman efendim, aman efendim. Bir prenses mi görüyorum yoksa? Demet Hakan'ın karşımda duruyor ya. Yani sizi gerçekten çok seven birisiyim. Kendimi tanıştırayım. Ben Osman Şaşmaz. Osman Pazarlama Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu da yardımcım, özel kalemim Erkan. Yani Demet Hanım, sizin büyük bir hayranınızım. Holding'de yemin ediyorum başka şarkıcı çalmasını yasaklattım. Hep Demet Akalın, hep Demet Akalın. Artık herkes oynuyor yani. Dıp tıs tıp tıs böyle mesela. Yazgın nakanlı bıçaklı, kalbime balacaklı. Hayalim üç kelime, o da şöyle evli mutlu çocuklu. Bu gibi yani. Bebekte üç beş tır atarım gibisine. Herkes coşuyor yani Holding'de. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Çok şıksınız, mükemmel giyinmişsiniz. Yani bu kombin, özellikle stilettolarınız görünmüyor ama mükemmel. Bir sizde, bir de New York'ta Rihanna'da gördüydüm kendisini, arkadan gördüydüm. Evet. Teşekkür ediyorum Osman Bey. Çok naziksiniz, mersi. Evet, rica ederim. Arkadaş yardımcınız galiba. Yok, ben menajeriyim. Menajer diyor ya. Hiç geleceğim yok. Olsun. Önemli olan meslekler değil küçük hanım. Önemli olan insan olmak. Yani ben de patronum ama insanlık vasfımı hiç kaybetmedim. Evet, siz isterseniz bir irtibat bilgilerini alın verin. Çünkü düğünler oluyor biliyor musunuz? Çok fazla. Belki sizi ağırlarız o düğünlerden birinde. O anlamda siz buyurun beyli. Demetciğim, ben de seninle özel bir şey konuşacağım zaten. Şöyle size Osman Pazarlama'nın kartını takdim edeyim. Sizin de varsa kartınızı alayım. Seninle izin verirsen özel bir konuda konuşmak istiyorum. Vaktini fazla almayacağım. Vallahi uzun sürmezse dinleyeyim. Yok, uzun değil. Demetciğim, yatırım yapıyor musun? Kendi çapımda, gayrimenkul falan. Gayrimenkul değil ya. Gayrimenkulden bahsetmiyorum ben sana. Gayrimenkul kolay yolu. Daha büyük düşün. Bak, şu anda siz para basıyorsunuz, tamam mı? Akarken doldurmak gerekiyor. Senin gibi sanatçılar parlıyor, para basıyor ama ileride sıkıntı oluyor. Bak mesela senin idolün var, Ajda Pekkan. Ben sana onun yatırımlarından bahsetsem şaşırırsın ya. Kadının Manisa Aksu'da barajı var. Baraj mı? E baraj tabii. Kadın baraja yatırım yapmış, HES'e yatırım yapmış. Su akıyor, gerilim başlıyor. Su akıyor, gerilim başlıyor. Nereden geliyor ya bu değirmenin suyu? Bir düşün. O yüzden bende 321 tane patentli ürün var. Bak, gel bunların beraber patlamasını yapalım. 7-8'i patlamak üzere. Gel girelim bu işe beraber. Ama şimdi Osman Bey, bunlar benim hiç anladığım işler değil. Benim işim müzik. Konserimi veriyorum, paramı kazanıyorum. Bence sen başka yatırımcı bul. Benim tam aradığım yatırımcısın sen. Melek yatırımcı deniyor buna. Anlamaz işten basar parayı. Anlamaz işten basar parayı ya. Melek yatırımcısı. Buyur, ben yardımcı olayım. Kardeşim sen neredesin ya? İş konuşuyoruz, dilimiz damağımıza yapıştı şurada. Ben bir Vladimir'i alayım, siz ne alırsınız Demet Hanım? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Garson zannettin galiba beni. Eşiyim ben, Okan Kurt. Ah! Ne ara evlendin kız? Tamam, şu anda çıkardım ben sizi. Yüzer yüzer tıralan arkadaş değil mi? Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ ol. Ben de tam yatırımdan bahsediyorduk Demet Hanım'da da projelerle. Ben sana şimdi yatırımı göstereceğim dışarıda. Akıllı ol, aklını alırım senin. Ama ben bir şey demedim ki ya. Anladın sen onu. Nasıl? Hadi hayatım. Neyi anladım ya? Yemin ediyorum anladıysam harap olayım ya. Neden atarlandın bana sen şu anda ya? Okan Kurt, hiç yakışmadı ya. Abi ne oldu, beğendiler mi herhangi bir şey? Tam Demet Hanım'a anlatıyorum. Atarlandı geldi, aldı Demet Hanım'ı buradan ya. Neyse, şurada kodamanlar var. Gel oraya gidelim.